Sevgili seyirciler, bugün Tokat'a gidiyoruz. Kent adının kökeni konusunda pek çok rivayet bulunmakta. Comana Pontica, Pontus Galaticus, Pontus Polemonicus, Exodia, Dokia sözcükleri İsa'dan önce 4. yüzyıldan başlayarak Pers, Helenistik, Roma ve Bizans devirleri boyunca varlığını sürdüren tarihsel kent Tokat ve çevresinin kayda geçen en eski adlarıdır. Bazı çalışmalarda Tokat'ın Togait Türkleri tarafından kurulduğu ve şehrin isminin bu topluluğa dayandığı öne sürülmüştür. İç Anadolu bölgesiyle Karadeniz bölgesinin kesiştiği noktada bulunan Tokat, sınırları içerisinden geçen Yeşilırmak, Kelkit ve Çekerek akarsularının bereketini barındırıyor. Dolayısıyla bugün sizlere verimli toprakların kıymetini bilip ona göre projeler geliştiren ve bu projelerin diğer şehirler tarafından da örnek alındığı benim şehrim Tokat'a gidiyoruz. Bizi Tokat Valimiz Doktor Ozan Balcı karşılıyor. Sayın Valim, çok makam odası dolaştım ama bu toplar ne? Öyle mi? Şimdi böyle bir şey yok. Bu topların hikayesi Spor Tokat yazıyor. Şöyle, biz bir proje başlattık Spor Tokat. Anaokulundan itibaren ilkokul, ortaokul, lise çocuklarımız ya bir spor dalıyla uğraşsın ya da bir spor dalının güzel bir izleyicisi olsun. Çok güzel. Bütün spor tesislerini kullanıyoruz. Beden eğitim öğretmenleri, antrenörler, bütün spor adamları bu projenin içerisinde. Dokunmadığımız kitle kalmadı. 3 yıldır bu projeyi uyguluyoruz. Herkes spor yapacak. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Fair Play Komitesi iyiye, doğruya, güzel sloganıyla bu projemize şeref diploması ödülü verdi. Ben de Milli Olimpiyat Komitesi üyesiyim. Öyle mi? Evet. Ben bu projenin şuna inanıyorum. 5-10 yıl sonra hem spor altyapısına müthiş bir katkı sağlayacak, hem performans sporcuları yetiştirecek, ama asıl gayemiz şu. İstiyoruz ki Türk insan aynı zamanda sağlıklı olsun. İnşallah. Sağlık için spor diyoruz, spor için sağlık. En doğrusunu yapıyorsunuz. İnsülin hastası çocukların minicik parmaklarının delinmemesi için yaptıkları beni çok duygulandırdı. Duyarlı olmak yetmez, eyleme de geçmek önemli. Şifa bulan tüm yavrularımız için kendisine ne kadar teşekkür etsek az. Sanat, spor, kültür demektir. Kültür satın alınamayacak bir şey. Bizim için sanata, spora yönetmek çocukları en doğru şeyler. Sayın Valim, bu Tokat'ta ne yapacağız biz şimdi? Geldik Tokat'a, sizi gördük. Neler yapmamız lazım? Sayın Bakanım, Tokat demlenmiş şehir ve demlenmiş insanların yaşadığı, tarihin, doğanın, kültürün harmanladığı zengin bir şehir. Burada ta Danışmentlilerden Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin eserlerini görebileceğiniz şey zengin bir şey. Tabii. Tabiat çok verimli, çok fedakar, çalışkan insanları vardır. Sizler bakanlık yaparak memleketimize, milletimize de hizmet ettiniz. Bu tuğla koydunuz. Bu 1000 yıldır bu coğrafyada devam ediyor. Biz de amacımız bir tuğla koyabilmek. Evet. Tokat'ın ilerlemesine, gelişmesine, bayrağı 1 metre yükseğe dikebilmek. Tokat'ı geleceğe, gelecek kuşakları hazırlıyoruz. Türkiye'nin ufku önü açık. İnşallah bu coğrafyanın, Orta Doğu'nun, Kafkasya'nın, Balkanların güneşi olacak. Biz de diyoruz Tokat'ı yıldız yapalım oraya. Yılmadan, yorulmadan, bezmeden, bezginlik göstermeden, bana ne demeden, küsmeden, darılmadan, aşkla, şevkle hep beraber gelecek kuşaklar için Tokat'ı hazırlıyoruz Sayın Bakan. Bravo. Bence çok özverili bir strateji koymuşsunuz. Sizin tarımda yaptığınız çalışmaları duyduk. Sizin vaktiniz uygunsa sizle beraber gidip o İnşallah. Fide çalışmalarınızı, ki 10 milyon üzerinde fideyi kazandıracaksınız buralara. Evet. Çok iddialı, çok güzel projeler. Şöyle, tarıma dokunur. Burası aynı zamanda 7 tane ovanın, 3 tane nehrin geçtiği bir yer. Kelkit, Çekerek, Yeşilırmak Nehri'nin geçtiği 7 tane ovanın olduğu, çok mümit toprakların olduğu bir yer. Aslında tarımın başkenti diyoruz biz. Tarıma müthiş destek veriyoruz. Çiftçiyi, üreticiyi, üretimi, tarımı seven bir vali olarak ekip arkadaşlarımızla beraber. Çok güzel. Mühendislerimiz, veterinerlerimiz, teknisyenlerimiz, işçilerimiz ve çiftçilerimizle beraber. Nihai hedefimiz ihracata dayalı tarımsal sanayinin merkezi yapabilmek. İşte ben ihracatı duydum mu tamam, evet. Yani o tamam diyorum ki, bu ihracat bilinci varsa her şey olur. Gerisi çok kolay gelir. Sayın Bakanım, şimdi Uluslararası Havalimanı inşallah açılacak. Yaklaşık 600 milyonluk büyük bir yatırım. Tokat'ımız için devletimizin imkanlarıyla, milletimizin imkanlarıyla yapılan bir proje. Yani 3 saatte 1,5 milyarlık nüfusa hitap edecek bir pazar. Müthiş. Müthiş.
Bu Tokat'ın önü açık. Bir de şu anda yapılmakta olan göletlerimiz ve barajlarımız var. 3-4 yıl içerisinde hepsi bitiyor. Kapalı sulama sistemine geçiyor. Arazi toplulaştırmalarıyla beraber tarımsal anlamda Tokat şu andaki mevcut zenginliğini 2 katına çıkaracak. Ya Tokat'ta çok güzel işler oluyor. Sadece 500 bin ceviz toprakla buluştu. Bu sene 200 bin daha yapıyoruz. 700 bin, 2 milyonu ceviz bunun. Çok kirazından biştesine, elmasından eriğine. Yani Türk insanı güzel meyveler yiyecek. Evet. Türkiye'nin içinde hedefler var ülkemizin. Cumhurbaşkanımız gösterdi bunu. 2023, 2053, 2071. Bu hedefleri gerçekleştirecek aslında bizim büyük bir potansiyelimiz ve avantajımız var. Bu da kadınlar bence. Ben diyorum kadının gücü, Türkiye'nin gücü. Kadının gücü, Tokat'ın gücü. Buradaki temel felsefe şu. Kadının aklından, zekasından, yetenek ve yetilerinden bizim yeteri kadar yararlanmamız lazım. Çok güzel. Kadına kıymet veriyoruz, onların emeğine kıymet veriyoruz. Bu vesileyle Tokat Kadın Kooperatiflerini örgütledik. 16 tane her ilçede bir tane olmak üzere çok bazıları harika şeyler bunlar. Kooperatifler kuruldu. Tokat Kadın Kooperatifler olarak örgütledik. Gelişecek inşallah. Sayın Valim, bizim seyirciler gördüğüne inanıyor. Sevgili seyirciler, valimizle beraber sizlere müthiş bir program hazırladık. Buyurun. İlk durakta köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var projesi. Sayın Valim, bizi 2020 yılının Temmuz ayında 100 bin koyun dağıtım projesini başlattığı çiftliğe götürüyor. Evet. Sayın Valim, bu ne kadar sevimli bir şey oldu. Babamla karşılıyoruz sizi bak. Oo. Bu bereket demek, çok tarım güzel demek, üretim demek. Yeni doğmuş. Yeni mi doğmuş? Oh be, şu güzelliğe bak. Ne kadarlık bu? Bir hafta mı? Bir dakika. Bir hafta mı oldun sen? Ha? Bir hafta mı oldun? Hı? Aman aman aman. Ne kadar tatlı. Çok güzel ya. Masum. Allah nasıl güzel yaratıyor Sayın Bakanım. Sayın Bakanım, bu şu demek. Aslında çiftçiye verilen kıymet demek. Değil mi? Bu Türk topraklarını sevmek demek. Dağıyla, taşıyla, ovasıyla, evet, hayvanlarıyla, börtüsüyle, böceğiyle, insanıyla beraber ya sevmek. Allah ne güzel yaratmış seni. Sayın Valim, şimdi bu annesini bulabilecek mi? Dur. Vallahi bulacağız Sayın Bakanım. Bağıracak Sayın Bakanım, şimdi bizim köyümüzde yaşamak için bir sürü nedenim var diye bir koyun projemiz var. Küçükbaş hayvancılık projesi. Biliyorsunuz 2020 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız şey söyledi. Küçükbaş hayvancılıkta hamle yılı ilan ediyoruz. En büyük, en güzel hamleyi Tokat attı bence. Çok küçükbaş hayvancılıkta bir model geliştirdik Tokat olarak. Sağ olsun Ziraat Bankası Genel Müdürlüğümüz, Tarım Bakanlığımız bize destek verdi. Modelimiz şu. 2 yıl ödemesiz, 0 faizli, 7 yıl vadeli. Çiftçilerimiz kredi kullanıyor. Faiz yok bir kere. Öz sermaye ve ipotek de yok. Şu anda 73.500 koyun dağıttık. 100 bin hedefimiz. 824 haneye de verdik koyunlarımızı. Çok güzel. Ya. Bu bravo. Sadece koyun verme değil Sayın bravo Bakanım. Bravo, iyi yapmışsınız. Sağ olun, Allah razı olsun. Bir de Sayın Bakanım, bizim projenin güzelliği şu. Var olan çiftçileri veriyoruz, ölçeği yüze getiriyoruz. Hı. Bu şu demek. 100 koyun olunca insanlar hayal kurabiliyorlar. Yani değil köyünde mi kalmak için bir neden oluyor. İşte bir sürü yani neden oluyor. Diyor ki 100 koyunumuz var. Ertesi yıl 100 kuzu olunca 50'si damızlık olur, 50'si erkek olur, erkekleri satarız, işte dişiler damızlık olur. Aynı zamanda proje entegre bir proje, veterinerlik hizmetleri veriliyor. Erken dişi kuzu kesimini engelliyor, bu çok önemli. Meraları ıslah ediyoruz, daha doğrusu bizim doğamız canlanıyor, meralarımız şenleniyor, çiftçimizi zenginleştiriyoruz. Bu nasıl bulacak şimdi? He? Bulur, bulur. Nereden bulacak bu? Nereden bulacaksınız buna? He? Buradan çok zor. Et bakayım biraz da. Buradan bulamayabilir ama nasıl bulacaksınız? Nasıl çok bulacaksınız? Zor, çok zor. Burada bulamaz. O sonra bulacak. Dışarıya bundan diğer yavrular nerede? Bunlar yeni başladı. Yeni başladı bunlar. Projeye yaklaşık 1,5 yıl oldu başladığımız. Mesela verdiğimiz koyunun yavrusu büyüdü bak. Maşallah ya. Bu yavru bu hale mi geldi? Tabii. Evet. Geçen sene ikinci yavru. İkinci yavru bu. Bunlar senin abin mi oluyor he? Evet, aynen öyle oluyor. Bunlar hemen ağla mı geliyorlar yine? Evet, ilk defa kalabalık gördü ya Sayın Bakan. Peki, bunun annesini nasıl bulacaksın? O kendisi bulur. İçeri giremez ki bunların arasına. Şimdi koyun gezerler bunu.
Yok, bu zaten ayrı yerdeydi. Ayrı yerde. Sen git bağır, annen seni bulacak. Hadi bakalım. Hadi maşallah. Hadi. Allah hayırlı bereketli kızsın. Sağ olun. Güzel oldu ama değil mi? Çok güzel. Nasıl, memnunsunuz? Çok, tabii ki memnun. Valla siz mutlu ve memnun olunca biz de mutlu oluruz Sayın Bakanım. Yani çiftçimiz mutlu olunca memnun olunca. Şanssız. İşin tam delisi valla hiç. Bereketli olsun. Bravo. Bravo. Allah kaza bela vermesin. Hayırlı bereketli kız. Sevgili seyirciler, Tokat'ta yetişen cevizi yemeden olmaz. İnce kabuğu ve lezzetiyle gerçekten çok güzel. Sayın Valim, nereye geldik böyle? Sayın Bakanım, biliyorsunuz biz Tokat bir ceviz memlekettir of, aynı zamanda. Of, of. Niksar ceviziyle meşhurdur. Şu 2 yıl içerisinde 500 bin ceviz ağacı diktik Allah'a şükür. Maşallah. Bu sene de 200 bin dikiyoruz. 2 milyon da alan da var. Hedefimiz İnşallah 1,5 milyon ceviz ağacını Allah'ın izniyle 2 yıl sonra Tokat topraklarıyla buluşturacağız çiftçimizin. Çok güzel. Bu ince kabuklu ya. İnce kabuklu. Ha? Çiftçimizin hediyesi. Vallahi oho, şahane. Ve içinde çok kaliteli bir. Evet. Hani hepsi gitti. Evet, hakikaten mi? Nem oranı olmadığından Sayın Valim. Çok güzel ceviz. İçi çok beyazdır. Buyurun Sabık. Sağ olun. Değerli izleyiciler, benim şehrim Tokat. Cevizin hakikaten dört dörtlük yetiştirildiği bir yer. Artık ceviz ithalatına da herhalde son vereceğiz. Böyle gözüküyor. İnşallah. Tokat ceviziyle meşhur. Özellikle Niksar cevizi diye bir marka. Kokusu, rengi, rayyası ayrı bir güzellik. 10 gün sonra başlıyoruz Allah'ın izniyle dikime. 200 bin daha ceviz ağacı dikeceğiz. Peki burası cevize çok uygun bir bölge mi yani? Evet. Bu, daha önceden dikilmedi. Şimdi siz bunu hayır zaten var bu kültür burada. Biliyorlar yani. Niksar, tabii biliyor insanlar. Ama yeterince üretilmiyor. Eğitim veriyoruz. Evet. Arkadaşlar çalışıyorlar. Güzel. Devam ediyor. Şimdi onu anlatıyordum ben. 500 bin cevizi diktik 2 yıldır. Bu sene de 200 bin daha dikiyoruz. 700 bin inşallah. Şuradan ceviz ağacımız mesela. Geçen sene dikilen bir ağaç. Bu normalde kaç senede? 6 senede mi veriyor? 4 yılda verir mi? 5 yılda verir. 12. yılda da tam. Kaç kilo verir 12. yılda? 15-25 kilo. Dikimi hangi mevsimde yapıyorsunuz? Sonbahar dikimiz daha iyi. Evet. İlkbaharda var da sonbahar daha iyi. Geçen bizim Serenli diye bir beldemiz var. Türkiye'nin en büyük ceviz bahçesini kurduk. 4500 dönüm. Orada belediye başkanımız ve çiftçiler ifade etti Sayın Bakanım. 4 dönümden bir çiftçinin elinde kalan net kar, yani 8 yıllık, 10 yıllık bir bahçeden 35 bin lira kaldı. Çok dedi, güzel. 4 dönümden. Çok güzel. Yani bir ağaç kaç kilo veriyor dediniz? Yani 4 dönüm. Ortalama 16 dikiyorlar. 25 kilo veriyor. Maşallah. Çok güzel. Mesela bunlar kaç yıllık? 5 yıllık. Bunlar 5 yıllık ağaçlar mesela. Bu artık meyve verdi. Yavaş yavaş. En verimli 10. yıl. 6-7 kilo vardı. 10. yıldan sonra daha çok veriyor ama değil mi? Evet, evet. Sabır işi ama bence sonu çok güzel tabii. Sayın Malim, soğuklardan dolayı yananlar bunlar. Ama bu normal zaten. Soğuklardan oldu. Kaç yıldır bu cevizcilikle uğraşıyorsunuz? 15 yıl. İyi maşallah. Mutlusunuz. Memnunsunuz. Allah razı olsun. Cevizin eski ceviz ağaçları da çok iyi kereste oluyor. Onlar bakalım eskiden ağaçlara bu cevizden cevize hiç yere inmeden bu yukarıki kuyuya giderlermiş. Bura ceviz yatağı. Bak o kültür var Sayın Bakanım. Bir de Sayın Bakanım bu ağaç biliyorsunuz yaban hayvanlar için de ev gibi korunak sağlıyor. Değerli izleyiciler, görüyorsunuz benim şehrim Tokat'ta Sayın Valim ve bütün burada tarımla uğraşan kesimle beraber tarım Orman Bakanlığımızın değerli temsilcilerinin de olduğu bir yerde bilinçli bir tarım yapılıyor. İleri tarım teknikleri artık uygulanmaya başlamış Tokat'ta. Sohbetlerimizde bunu görüyorum. Bir taraftan bu şekilde ceviz gibi hem doğasına uygun hem de çok iyi gelir getiren ürünlere dönülecek. Yanında bir de hayvancılığı ve burada tamamıyla küçük baş ve büyük baş hayvancılığa da dönük çok güzel çalışmaların yapıldığını görüyoruz. Yani emeği geçen herkesi huzurlarınızda kutluyorum. Tabii bu işin hakikaten delisi olan insanlar bir araya gelmiş durumdalar. 2 milyon fideyi buraya yerleştirmek, onu yetiştirmek kolay iş değil. Ama görüyorsunuz bir ceviz denizini burada sağlamışlar. Az evvel gördüğümüz güzel kuzunun anneleri, bütün aileleri de çok güzel bir hayvancılığı bize beraber getiriyorlar. Emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Thank you.
Sırada yarı değerli taşlar var. Yarı değerli taşların kadınların eliyle nasıl işlendiğini göreceğiz. Sayın Bakanım, bunlar ham maddeye kaynaklarımız, taşlarımız, doğadan topladığımız. Ya ben şimdi buna baktığım zaman bu taş yani. Evet, taş. Bu nasıl değerli taş oluyor Sayın Valim? Bu mesele kalsedon. Vay 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 vay. Bakınca içindeki göstereceğiz şöyle, yani, kalsedon. Evet. He? Yani buna taş deyip de geçme diyorsunuz. Hayır, bunlar yarı değerli taş. Tokat yarı değerli taşların olduğu zengin illerden birisi. Yani nadir bulunan taşlar bunlar. Biz burada bir atölye kurduk. Kadınlarımız el emeği, göz nuru, bunları işliyorlar. Obje tasarımından takı tasarımına, Eftex'indeki tasarım olarak, obje olarak kullanılmasına kadar bir sürü güzel ürün yapıyorlar. Geliştiriyoruz, geliştirmeye de devam edeceğiz. Şimdi ben buna baktığım zaman bunun ne şimdi? Bunun içinde ben ne var? Bakalım onun içine bakır mı? Akikler. Yok. Akik mi? Oo. Bak yavaş yavaş işlenmeye başlıyor. Tokatlı hanımefendiler işliyor bu taşları efendim. Şu güzellikleri, bunlar hep Tokat'ta çıkan taşlar. Doğal halleri, sadece parlatılıyor şeyle, tozla. Çok güzel. Şöyle bakarsanız, o az önceki jasper Sayın Bakanım. Vallahi bu şey, ben... Artova yeşili diyoruz biz buna mesela. Ne kadar güzel renkler tabii, var bunun. Bu kalsedon. Kalsedonu artık öğrendim. Tabii. Şöyle bakar mısın Sayın Bakanım taş, mesela şunların güzelliğine. Hanımlar nasılsınız? Hanımefendiler. Bu ne şimdi? Gelin, bu obsidyen. Obsidyen mi? Evet. Şu ne? Şimdi benim bildiğim dolomit. Bu çok yüksek bir ısıda cama benzer volkanik cam, değil mi? Yani burası volkanik bir yer. Depremler var tabii. Aşağıda volkanlar devam ediyor. Yukarıya da çıkıyor ara sıra. Onun sayesinde oluyor değil mi? Kaç bin derecede böyle bu hale geliyor. Krizopras. Camın? Peki. Şunun güzelliğine bakar mısın Sayın Bakanım? Krizopras. Şunun güzelliğine bak. Bu benim işleniyor. Telaffuz etmem bile zor bunu Sayın Valim. Krizopras. Şu krizopras işte bak mesela. Bu ne? Losit. Nasıl? Losit. Losit. Bulmaca taş olarak bilinir. Bulmaca taş. Arkasına baktığınız zaman bulmaca taş. İskelet gibi oluşuyor bunlar yuvarlak olarak. Hmm. Şöyle izleyicilerimize gösterelim. Sevgili seyirciler, benim şehrim Tokat. Görüyorsunuz yani taşı toprağı altından da değerli gibi, öyle gözüküyor. Burada da yine kadının gücü, Tokat'ın gücü diyoruz Sayın Bakanım. Evet. Bu taşlara ruh veren kadınlarımızın el emeği, göz nuru. Tokatlı kadınlarımızın, hanımefendilerimizin emeği var, alın teri var. Taşın bulunması önemli değil, işlenmesi önemli. Evet. Değil mi? Asma değer öyle. Değil mi? Bizim amacımız o. Fosil, ağaç. Taş ama. Taşlaşmış bir ağaç. Evet, fosil zaten bakın ağaç şekli. İşleyecek arkadaşlar şimdi bunu. Ne yapacaksınız bunda? Görüyorsunuz değil mi? İstenilen her havuzu yapılabiliyor. Bu kaplan tam gözü. Tam ağaç şekli. Kaplan gözü taşı bu. Önümüzdeki taşlarımız spa taşları, kalp şeklinde olanlar. Yüz masaj taşları olarak kullanıyorlar. Bu da ağaç. En eski taşınız kaç senelik burada? Elinizdeki hocam 50 milyon yıl. 50 milyon yıl? Evet. Vay vay vay. Bu güzel... Eserleri demek ki sizler yapıyorsunuz. Biz de merak ediyorduk bunlar merhaba, nereden efendim. Geliyor, nereden geliyor diye. Bu da ağacın en güzel renkleri hocam. Bu şimdi ağaç mı bu da? Evet. Şuna bir bakar mısınız arkadaşlar? Ağaca bakın yani. Şey değil mi bu? Ağaç fosili mi? Evet. Ha bak çok orijinal. Renklere bak. Şuraya bakar mısın Sayın Bakanım? Şuraya bak şuraya. Müthiş değil mi? Acayip. Bu bir ağaç fosili. Müthiş bir şey. Tokat'ta. Vallahi bravo. Çok güzel. Tabii bunlar hanımlara son derece güzel hediyeler haline geliyorlar. Erkekler için de var. Tabii, vallahi bravo. Merhaba, kolay gelsin hanımefendi. Kolay gelsin. Ne taşı bu? Obsidyen. Obsidyen. Bir jasper alalım. Oo, bu şeffaf mıdır bu obsidyen böyle? Şu tarafa doğru bakarsak. Sayın Bakan, bak jasper. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Evet. Müthiş. Arkadaşlar buna şey yapalım. Bakan Bey'in adını yazalım. Kürşat Düzmen. Sağ olun. Bir de şuna Sayın Bakanım. Teşekkür ederim. Tamam. Nasıl güzel mi? Çok güzel. Bu bir ağaç opali. Bu da mı ağaç kökü? Bu jasper ağaç opali bu. Şunun güzelliğine bakar mısınız Sayın Bakanım? Rengarenk. Yani şöyle müthiş. Hakikaten çok güzel. Gerçekten etkileyici ve çarpıcı. Evet. Bu jasper değil mi? Evet. Jasper mesela müthiş.
Bu ağaç opali. Evet. Ağaç fosili diyelim yani. Evet, ağaç fosili. Bu bir ağaç fosili, say bakalım. Evet. Buyurun. Çok güzel. Teşekkür ederiz. Harikasınız. Sağ olun. Burası bayağı değerli ürünlerin tabii. Üretildiği bir şey. Sanat eserleri burada. Gümüşle taşları birleştiriyor arkadaşlar burada. Çok güzel. Ustalarımız. Çok güzel. Bu gelişecek Sayın Bakanım. Tabii, ben tabii. İnanıyorum ki yarı değerli taşlar konusunda Türkiye'nin bir numarası olacak. Dünyanın da sayılı merkezlerinin biri olacak evet. Bu Tokat. Peki eleman yetiştiriyor musunuz? Evet, şu anda 20 kadına istihdam sağlıyoruz. Çok güzel. Taş gümüşü taş nereden temin ediyorsunuz? Gümüşleri kendimiz yapıyoruz. Ben nereden? Ham madde aldıktan sonra şeklini tamamen... Döküm size mi ait? Evet. Bunun yani mi? Yüzük dökümü, bilezik dökümü. Hepsi tamamen tasarım sizin evet. Tasarımlarınız. Evet. Öyle mi? Çok güzel. Tabii. Böyle harika. Yarı değerli taşlarda Türkiye'nin bir numarası yapmak. Tokat'ı dünyanın da sayılı üretim merkezlerinden bir haline getireceğiz evet, inşallah. Burası da bence yani, ihracat takı tasarımı, obje tasarımı, evdeki objelerin tasarımında kullanılması. Çok güzel. Çok güzel. Şu anda burada bardak altı olarak fincan tasarımı yapılacak. Taşla mı? Taşlarımız. Yaptığınız var mı mesela? Çok güzel. Şu şekilde içi oyulacak. İşte, tamam. Kahve yanı bardağı. Çok güzel. Kadının gücü, Tokat'ın gücü diyoruz. Vallahi öyle. Bence de. Kadınlarımıza çok, güveniyoruz. Tasarımlarınız da çok güzel. Çok teşekkür ederim. Çok zarif. Hakikaten bütün burada emeği geçen arkadaşları kutluyorum. Gerçekten çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Çok devam edin. Harika. Biz de izleyicilerimizle bu sizin ürünlerinizi gayet iyi bir şekilde tanıtacağız. Çok teşekkür ederim. Ben ona inanıyorum. Bizim hakikaten izleyicilerimiz son derece kaliteli. İş dünyasından çok insan var. Buraları görmemişlerdir tahmin ediyorum. Şimdi farkındalığı yaratacağız inşallah. Çok teşekkür ederiz. Hadi kolay gelsin. Göremediğimiz arkadaşlara da selamlar. Sağ olun. Sevgili seyirciler, valimiz Tokat'ı tarım şehri yapmaya o kadar çok uğraşıyor ki gerçekten anlatmaya değer. Tamı tamamına 10 milyon 70 bin endüstriyel fidan ekmiş ve ekmeye devam ediyor. Kadrosunda işinin ehli mühendis ve yöneticiler var. Tarımı memleket meselesi haline getirmişler. Tüm fidanları bedava dağıtmak için hummalı bir şekilde çalışıyorlar. Fidan ekimine biz de el atalım dedik. Ceviz, asma, kiraz, elma, armut, şeftali, erik ve tıbbi aromatik bitkiler fidan üretiyorsunuz. Evet Sayın Bakan. Şimdi bu tıbbi aromatik bitkiler çok önemli. Evet efendim. Yani ülkenin geleceği bence bu konuların iyi örülmesiyle alakalı. Valiliğin koordinesinde Tarım Orman Müdürlüğümüz, Orman İşletme Şefliğimiz, Araştırma Enstitümüz. Şimdi bütçeyi oluşturduk biz, ekiplerimizi kurduk. 10 milyon 70 bin fidan yetiştiriyoruz. 2 milyonu ceviz olmak üzere vişne, kiraz, badem, kuşburnu, alıç, hünnap, lavanta, kekik, incir, kelkit havzasını, inşallah yeşil ırmak havzasını bu meyvelerle donatacağız. Şunun hayalini kuruyoruz biz. Şimdi bu 10 milyon 70 bin fidan 10 yıl sonra bir düşünebiliyor musunuz? Ya harika bir şey ya. Hep anılacaksınız burada gayet güzel bir şekilde bu ekiple beraber. Ya müthiş bir şey. Harika zaten bir şey. Bizi güçlü kılan hayal etmek. Tabii. Yani 10 yıl sonra bunları bir düşünüyoruz biz. Bakıyorum her şey yetişiyor burada. Yok yok. Hem de yani illa serada değil, açıkta yetişiyor. Nasıl burası böyle oluyor? Neden böyle? İklimi mi böyle Tokat'ın? Şöyle Sayın Bakanım, Tokat çok kıymetli topraklar. 7 tane ovası var. 3 tane de nehir geçiyor. Yeşilırmak, Kelkit, Çekerek. Artı bu ovalar 200 metrede başlayıp, işte 400 metrede, 600 metrede değişik rakımlarda olan ovalar. İklimi çok güzel. Bir de bir geçit kuşağı burası. Hem Karadeniz hem de yani Orta Anadolu üç geçit nehir, kuşağında. Göl ve baktığınız zaman Karadeniz'le Akdeniz'in bir karışımını burada görüyoruz. Daha önemli yani, bir şey söyleyeyim ben size Kasım ayında böyle güzel bir havadayız tabii mesela. Tabii tabii. Daha önemli bir şey söyleyeyim. Şu anda bizim yapılmakta olan barajlar ve göletler inşallah 3-4 yıl içerisinde bitecek. Tarımsal sulama müthiş gelişecek. Tokat şu andaki tarımsal zenginliğini benim yorumum, tahminim, hesaplamam 5 yıl sonra 2'ye katlayacak inşallah. Evet. Yani tarımda çok güzel işler oluyor. Bence barajlarımız yapılıyor, harika. Göletlerimiz yapılıyor. Oradaki arkadaşlarımız ne yapıyorlar? Dikim yapıyoruz. Ne dikiyorlar şu anda? Burada mahlep, kiraz aşılamak için bunları mahlep. Yapıyoruz. Mahlep,
Mahlebe kiraz işi aşılıyorsunuz. Evet, evet, sarma. Normali bu mudur? Kiraza kiraz yapılmaz mı? Merhabalar, kolay gelsin. Selamun aleyküm. Hay maşallah, ne yapıyorsunuz? Mahlep dikiyorsunuz. Yapalım beraber, hadi maşallah. Mahlep fidelerini nereden aldınız? Orman planından saymış. Orman Bakanlığımız veriyor. Evet. Şimdi bu mahlep. Evet canım. Şimdi bu mahlebi dikiyoruz buraya. Evet. Sonra ne olacak bu? Bu mahlep bizim 2022 Ağustos dönemine kadar yerinde bunlar diktikten sonra sulamasını 2022 Ağustos'a kadar evet, Ağustos burada üstüne toprağa dökeceğiz. Bakımı. Ondan sonra onun üstünden kış geçecek. Evet. Kış geçecek. Yağmur geçecek, evet, kar geçecek, evet, çileği evet, çekecek, evet, çekecek, evet, çekecek. Evet. Sonra 2022 Ağustos'unda aşı yapacağız buna. Aşı. Kiraz aşısı evet, götüreceğiz. Ondan sonra Nisan ayının 2023 Nisan'ında bu aşı yaptığımız bu mahlepler, kirazlar buradan patlamalara başlıyor aşı yaptığımız yerde. Ondan sonra 2023'ün sonbaharında da arazilere toprakla buluşturuyoruz. Yani Cumhuriyet'in tam 100. yılında Sayın Bakanım öyle diyelim 10 milyon evet, 70 bin fidan Cumhuriyet'in 100. yılında Allah'ın izniyle Tokat'ın tamam, verimli Tokat'ında buluşacak. Yeşerteceksin ve meyve vermeye hazır olacak evet, Cumhuriyet'in 100. Evet, yılında. Evet, hadi evet, bakalım. Burayı peki ilk önce traktörle mi geçtiniz? Abi toprak işlemi yaptık burada. Burayı sürdük traktörle, kullukla. Hayırlı uğurlu olsun ya. La bismillah maşallah. Evet. Harika evet, oldu vallahi. Allah hayırlı uğurlu etsin. Ya Allah bismillah ha. Evet. Atın toprağı tekrar. Doldurun. Şimdi bunları inşallah evet, aşılayacağız. Kiraz olacak Sayın Bakanım. Gelsin tabii. Şöyle güzelce bastırın dibini arkadaşlar. Hay maşallah. Tebrik ediyoruz. Evet. Bastırmayı elle mi yapıyor, ayakla mı yapıyor? Evet, evet. Vay be, güzel. Allah kolaylık versin 600 arkadaşlar. 600 bin nüfuslu Tokat 10 milyon 70 bin fideye kavuşuyor. Sayın Bakanım 600 vallahi, bin Tokatlı için yapmıyoruz. 85 milyon Türkiye için yapıyoruz. İşte bu. Gelecek kuşaklar için. Duymak istediğimi duydum. Evet. Peki, hadi bakayım. Size kolay gelsin. Sayın Bakanım 1 milyon ceviz hedefiyle yola çıktık. 2 yıl içerisinde 500 bin cevizi Tokat'ın topraklarıyla buluşturduk. Çiftçilerimize bahçeler yaptık. Bunun dışında 2 milyon da ceviz tohumundan biz ceviz fidesi elde, fidanı elde edeceğiz. Şimdi bizim bu burada örtünün altında ceviz tohumları var. Evet. Aç Salih Bey. Bir dakika açarsan gösterelim. Sonra örnek olarak gösterelim. Kaç santim aşağı indirmen lazım toprağa? Yani tohumu toprağı ne kadar? En az 3 katı dernekiyoruz. Öyle 4 mi? Katı. Tabii bu 10 santimse yani 20 anladım, santime kadar santim iniyor. Yani 30 santim. Burayı kazmak için eskavatör lazım o zaman. Cevizin tohumu bu mu? Bu. Ceviz tohumu normal bildiğin. Ceviz bu küçük ceviz. Evet. Şimdi bunlar Anadolu cevizidir bu. Tamam. Aşı yapmazsak. Ne kadar zaman sonra aşı yapacağız? Bunu şöyle biz bunu 2022 yılında buna bakım yapacağız. Gerekli çapa getireceğiz. Çapı getirdikten sonra 2023'ün Nisan ayının başlangıcında aşısını yapacağız. Kuşlar yemesin diye mi örtüyoruz evet, kuşlar bunu? Yemesin tohumları. Tohumları kapatıyoruz. Karga burada hiç eksik olmuyor. Şimdi biz bu gidişle Sayın Valim artık böyle belki hani kendimizde yetişen ama son dönemlerde özellikle ithalata ağırlık verilen ürünleri dünyadan getirme yerine artık kendi kendimize tekrar yeterli hale gelebiliyoruz diyebilir miyiz? Yürekten ve kalpten inanıyorum İnşallah. Efendim. İnşallah ceviz ortalama 8 yılda biliyorsunuz evet, meyve veriyor. 8 yıl sonra 1,5 milyon ceviz ağacı meyve verecek İnşallah. Değil mi Salih Bey? İnşallah. Şimdi buradakiler onun beklemiş hali artık aşı olmuş değil mi? Bir yıl evet, önceki evet, hali. Şu bantlar o aşıları mı simgeliyor? Evet, şunlar. Mesela şu alt kısım, şu üst kısımdaki şey aşı şeyini simgeliyor. Şu alt değil altlık. Evet. Şu da şeyini şey üst kısmı. Anladım. Aşı yaptığımız yerin kısmı. Anladım. Zaten tuttuğunu da anlıyoruz buradan evet, Sayın Bakanım. Evet. Şuradan evet, patlamış zaten evet, üstünden patlayınca tutuyor bunlar. Evet. Bunlar bir yıl daha bekleyeceğiz Sayın Bakanım. Bir yıl biraz daha burada bekleyecek. Beklememiz gerekiyor. Ondan gelişmesi sonra için toprakla buluşturacağız. Bir de cevizin aşısı zor iş Sayın Bakanım. Ha tutmayanları yeni aşılayacağız. Tekrar. Tabii anladım, tabii. Burada şimdi 100 binin içerisinde yaklaşık 40-50 bin evet, tutmuş durumda. Evet, evet. Tutmayanlara yine aşı yine yapılıyor. Aşı yapacağız yerinde. Onlar da tekrar aşılanınca yine tutuyor. Tabii. Sayın Bakanım, Tokat tarımın başkenti diyoruz. Çok zengin toprakları var, ovaları var, nehirleri var. Bir de 3 yıldır biz 9000 dönüm asma diktik, narince. 9000 dönüm? Evet. Narince üzümü Tokat yaprağı meşhur biliyorsunuz biliyorum, Türkiye'de. Asma yaprağı tabii, meşhur. Tabii Tokat asma yaprağı bu narince. Şu anda bu sene işte hazırlıyoruz bunları. Evet.
Hanımlar kolay gelsin hanımefendiler. Kolay gelsin. Allah kolaylık versin. Şu anda sökülüyor. İnşallah çiftçilerimize bu sene 3000 dönüm bağ kuracağız. Ben bu fideyi aldım. Evet. Diktim. Ne kadar sonra ben üzüm alacağım? 3 yıl sonra meyvesini alıyorum. 3 yıl sonra. Bu sene şu anda dikim hazır. Tamam. Şurayı mı? Hayır. Çok dipten mi alayım? Dipten mi alayım? Evet. Attım. Başka? Şurada mı? Bunu da mı atacağım? Şuradan 3 göz bırakacağım. Vay 3 işte göz ya. Bırakacağız. Bu birinci göz. Şu ikinci. Yok, yüksek oluyor. Aşağıdan mı başlıyor? Evet. Bu bir, iki. Şu da üç. Oldu mu? Biraz yüksek. Pek beğenmedin galiba ya. Açık Gece açık kaç söyle kaç yaşındasın? Ya. Yani 66. Maşallah. Kaç yıldır bu işlerde çalışıyorsun? 25. Nasıl güzel ama değil mi? Evet. Allah razı olsun. Oldu emeğinize mu? Sağlık. Oldu. Bak bu nasıl durumu bunun? Şöyle yapacağım. Şuraya alacaksın. Alayım bir tane daha. Yok. Tamam. Bu mumu kalsın mı? Kalacak o. Pek. Oldu, oldu mu? Oldu. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Sağ ol. Evet, teşekkür ederim. Peki, sağ ol. Az evvel mahlepleri biz oraya dikmeye çalıştık. Dedik ki ilk önce dikeceğiz, ondan sonra bunlar aşılanacak. Evet, evet. Şimdi bunlar aşılılar mı? Bunlar aşı yapılanlar, evet. Şöyle bir bakalım. Şimdi aşılar tutmuş mu? Bunları... Şimdi bunlar Nisan-Mayıs'ta belli olacak. Nisan-Mayıs'ta da ama bak sağlam gözüküyor. Görüyorsunuz. %90 mı? Bak sayım şu göz şurada bak sayın bak. Evet. Yerlerseniz bak şurada. Gördüm bak, gözü. Şu an gözler sağlam duruyor. Bir sıkıntı yok. Evet. Bunlar Nisan-Mayıs 2022 Nisan-Mayıs'ta patlayacak. O zaman mı anlayacağım ben evet, bunu evet, şimdi? Evet evet. Patlı. Şu an şimdi sağlam. Mahallemin üstüne biz tuttuk. Sarı kiraz. Mahallemi üzerine. Sarı mahallemi üzerine kiraz aşıladık. Evet. Şimdi ne zaman meyve yiyeceğiz? Bunları biz... Ben işin o tarafına bakıyorum. Ben şuna bakıyorum. Ben kalite kontrol Sayın uzmanıyım. Bakalım, şöyle izah edeyim. 3 yıl, 4 yıl sonra... Sabırlı ol diyorsun yani. 3-4 yıl ama sonra Türkiye'nin en lezzetli kirazlarını yiyeceksiniz evet. Sayın Bakanım. Peki, yani sabrederiz. 25-26 gibi meyve veririm. Sabrederiz. Bu toprak neden bu kadar verimli? Alüvyon olduğu için mi? Böyle nehirlerin alüvyon, getirdiği, akarsuların tabii, getirdiği... Onların getirdiği topraklar çok o zenginlikten dolayı mı böyle? Var. Bir de her şey yetişiyor. Tabii. Toprağı da bazı yerlerde ıslah etme yollarına gidiyor. Anladım. Uygun olan yerlerde bakalım, ıslah ediyor. Türk anladım. İnsanının çiftçisinin yani, alın teriyle evet, yorulmuş. Evet. Anladım. Sayın Bakanım, burada çelikli üretim için nemin sıcaklığı muhafaza edildi ve kolaylıkla soğutmayı, sıçramayı sağladığımız bitkiler. Burada mesela böğürtlen var. Şu an köklenmiş hali. Bunların altta ısıtma sistemi var. Malzemede volkanik kül perlit. Tüf perlit. Burada ne var? Bu da kuşburnu. Evet. Kuşburnu genetik kaynakları var. Bayağı almış yürümüş. Evet. Şu fazla köklenmiş herhalde. Lavanta da aynı şekilde çelikle çoğalan bir bitki. Hem yağlık hem de bezli amaçlı. Bazı meyveler, bitkiler çelikten, bazıları tohumdan. Bunlar çelikten. Evet. Bereketli olsun. Çok güzel gözüküyorlar. Çok da güzel kokuyorlar. Narlarımız, incirlerimiz. Bunlar çelikten, işte aşılamaları yapılan, daha sonra da torbalara konulan meyve fideleri. Bunlar hepsi nar. Fidanları, evet. Dikimi hazır bunlar. Evet. Dikimi alacağız, dikeceğiz. Ne kadar sonra verir nar? Bunlar 4-5 yıl sonra. Evet. Maşallah. İncirlerimiz. 10 yıl falan duruyor, verime kabul etmez. Şey, doğal ilaçlama falan da yapmıyorsunuz herhalde. Çok güzel böyle ha. Bunlar sonuçta kendi kendine yapılmıyor ilaç. Kendi kendine rahat. Bu yapraklarda ne varsa. Ondan işte ilaç olsa olmaz. Normal yani. Gelişimini yavaşlatır da kurutmaz yani, sıkıntı yok. Evet. Görüyorsunuz. Bunlar da incir. Evet. Nar var, incir var. Ortak arasında bizlere. Bu taraflarda. Ekinazya, Türk aromatik. Ekinazya. Sayın Valim burada da Kadının Gücü, Tokat'ın Gücü projesini başlatmış. Burası bayağı güzel ürünler var burada. Neler yapıyorsunuz, neler üretiyorsunuz kadın kooperatifleri olarak? Sayın Bakanım, ülkemizin sayılı ovalarından iki tanesi de bizim elimizde mevcut, tescilli ovalarımızdan. Dolayısıyla bölgemizde yetişen doğal ürünlerimizi burada kadın kooperatif olarak işliyoruz. Türkiye'deki kadınlara en büyük desteği veren il olarak da Sayın Valime teşekkür ediyoruz. Kadının Gücü, Tokat'ın Gücü markasıyla her ilçemizde ilçelerimizin mevcut ürünleri değerlendirmeye alındı. Evet. Evet. Niksar'ın cevizi. Evet.
Şimdi siz bütün hepiniz bir ara bir çatı altında toplandınız. Evet. Şöyle anlatayım ben Sayın Bakanım. Şimdi biz Tokatolar valiliğin koordinasyonunda, yüreklendirmesinde, desteklemesinde ilgili müdürlerimiz de destek verdi. Tokat'ın çok kıymetli çalışkan hanımefendiler var, çok kıymetli ovalar var. Burası tarım memleketi. Her ilçede bir tane olmak üzere tam 16 tane kooperatif kurduk. Bunları da Tokat Kadın Kooperatifleri üst başlığı altında örgütledik. Çok güzel. Şimdi kadının gücü, Tokat'ın gücü dedik. Bu aslında kadına güven, Türk kadına olan inanç, onların üretkenliğine, verimliliğine, becerilerine bir güvendir bu. Allah'a şükür başarılı da oldu ama biz bunu geliştireceğiz tabii. Yani bu Turhal ve Pazar'ın salçası. Evet. Turhal yani, ve Tokat Kadın Tokat'ın Kooperatifleri. Kadın Kooperatifleri bunlar sarmalar. Çok güzel. Değişik ebatlarda yapıyorsunuz. Burada bakıyorum her şey var. Yani kuşburnu pekmezinden domates salçasını, sarmadan yaprak sarmadan. Biz bunları nereden alacağız? İstanbul'da, Ankara'da nasıl, size nasıl ulaşacağız? Şimdi valiliğimizin bir şirketi var sanayi şey diye. İnternette sayfanız falan var mı? Peki biz oraya sipariş verdiğimiz zaman, istediğimiz zaman bizi izleyen izleyicilerimiz bunu... Sizin orada siparişi yazdıkları zaman siz gönderebiliyor musunuz? Nereden alacak? Hangi siteden? www.tokatkadinkooperatifleri.com sitesinden. Kadinkooperatifleri.com tamam. Tamam. Alışveriş sitelerinden temin edebilirler. Çünkü bizim izleyicilerimiz beni böyle izliyorlar. Ben devamlı bir şeyler yiyorum, tadıyorum falan. Hiç bize göndermiyorsun diyorlar. Biz o zaman sizden göndereceğiz. Başka çaremiz yok. Biz hazırız, bekliyoruz. Bakalım. Tamam, peki. Çok güzel. Çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Ellerinize sağlık. Ne güzel şeyler yapıyorsunuz böyle. Vay. Bakalım şöyle bir tadalım, sıcakmış. Çok güzel. Sayın Bakanım, bir de üretim yaparken sözleşmeli üretim yapıyoruz. Çiftçi bayanlarımızla sözleşmeli üretim anlaşmaları yaptık. Kadınlarımızın ürettiği ham maddeleri alıp onları işliyoruz. Yani sözleşmeli üretime de aynı oranda teşvik etmiş oluyoruz. Çok güzel. Bu? Biz ona Tokat'ta işkefe diyoruz. İşkefe. Buna ne diyorsunuz? Kışlık ekmek. O taze, yumuşak. O taze, bu taze. Yani. Bu, evet. Buna balgama diyoruz. Bunu böyle biraz sulayıp ondan sonra ıslatıp. Evet. Bu bir sene, iki sene dayanır değil mi? Evet, aynen, dayanır bakalım. Ben de nedense bunu daha çok severim. İşkefe ha? Evet. ...10.070.000 fide görüyorsunuz. Çok güzel çalışmalar devam ediyor. Emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. İlerideki nesiller bunun önemini son derece iyi bir şekilde kavrayacaklar. Türkiye tarımda kendi kendine yeterli bir ülke olacak. Görüşmek üzere. Thank you.